Evet dayı, şimdi birinci dereceden denklemleri işleyelim. Şimdi ax artı b eşittir 0 denkleminde x'in üzerinde 1 varsa bu birinci derece denklemdir. 2 varsa ikinci derece denklemdir. 1 olmasa onun bir tane kökü olduğu anlamına gelir. İkinci dereceden olursa onun iki tane kökü vardır. Evet. Şimdi bu denkleme baktığımızda a 0 ve b 0 olursa ne olur? Düşünsene dayı. Burası 0, burada 0. 0 artı 0 eşittir 0. Yani şu x'in bilinmeyenin hiçbir önemi var mı? Yok şu an. Hiçbir önemi yok. Burada 5 olsa hala b 0 olduktan sonra 0 çarpı 5 artı 0 eşittir 0. Yani diyor ki senden öncesi de 0, senden sonrası da 0. O zaman x ne olursa olsun. Evet. Eğer a ve b 0 olursa x'in çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Evet. Bütün x'ler bu denklemi sağlar. Çözüm kümesi reel sayılardır. Yani bütün bu ifadeler olabilir. Bütün reel sayı değerleri, sonsuz elemanlı, çözüm kümesi reel sayılar. Hepsi de aynı anlama gelir. Eğer a 0 olup da b 0'dan farklıysa. Saçma bir durum olur. Saçma bir durum olur çünkü düşünsene dayı. Burası 0 zaten geleni yuttu. Evet. Burada da 0'dan farklı bir şey varmış. 5 mesela. 5 eşittir 0. Saçma mı? Saçma. Saçma. Eğer böyle bir saçmalık olursa çözüm kümesi boş kümedir. Böyle gösterilir. Evet. Şimdi denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılar olduğuna göre AB çarpımının değeri nedir demiş. Tüm reel sayılar. Yani 0 eşittir 0. Gibi. Evet. O zaman ben burada bakıyorum 4x-8b ve burada da a artı 1 x 32 var değil mi? Evet. Terazinin burası burasına eşit olmalı ki mesela 5 eşittir 5, 0 eşittir 0 olsun ki bu tüm reel sayılar olsun. O zaman hemen o dediğim şeyi şurada anlatayım. Ax artı b, cx artı e eşitse çözüm kümesi reel sayı olması için x'in önündeki a'nın x'in önündeki c'ye eşit olması lazım. Ve b'nin de d'ye eşit olması gerekir. İleride anlatacağımız çok sevdiğimiz iki polinomun eşitliği mi diyorsun? Evet, ls'deki polinom eşitliğini buradan kullanacağız. O zaman x'in önündeki 4, x'in önündeki artı 1 eşittir. 3. Eksi 8 b'de 32 eşittir. Buradan a 3 çıkar, buradan da b eksi 4. Çarpımları da eksi 12'yi bize verir. Evet. Veya buna bakalım, böyle de gelebilir soru. Denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre a artı b toplamının değeri nedir? Şimdi dayı, bir defa uyanıklık yapmışlar. Burada da x var, burada da x var. O zaman x parantezine bir alalım. Alalım. Hemen x parantezinde a eksi 4 artı 6 gerisi aynı. Şuraya biraz düzenlersek x çarpı a artı 2 eksi 2 eşittir 3 b artı 4. Şimdi bir defa çözüm kümesi boş küme olması için saçmalık lazım. X'in evet. Önünün 0 olması sıfır gerekiyor. A'nın eksi 2 olması lazım. Evet. Ben hemen gelip burada a'nın x'in önünü 0 yapıp ama bana soruya dikkat et diye boş küme olduğuna göre artı b toplam değeri ne olamaz? Olamaz demiş. Ha. Olamaz dediğine göre güzel. Ama çözüm kümesi de boş küme. Ben de diyorum ki ya bunun çözüm kümesini ve tüm reel sayılar gibi düşünsem. Evet, oradan a'yı b'yi bulsam işte bunlar olamaz dedim. Evet. O zaman hemen yapıyorum diyorum ki kardeş sen 0 olacaksın a eşittir eksi 2. Bunu da bu tarafa atıp oradaki olayın da 0 olması gerekiyor. Ya da eksi 2 eşittir 3b artı 4 de diyebilirsin. Yani buraya atıp ona 0'dı demek aynı şey olur. Buradan a eksi 2 çıkar, buradan da b eksi 2 çıkar. A artı b buradan eksi 4 olur. Eksi 4 olursa çözüm kümesi tüm reel sayılır. Bana da olamaz diyor. Çünkü çözüm kümesi boş kümeymiş. O zaman cevap eksi 4 olamaz. Olamaz. Güzel mi soru? Cevap eksi 4 olur, olamaz. İlginç bir ifade. Evet, eksi 4 olur. Ne zaman olur? Çözüm kümesi reel sayı olursa olur. Evet. Ama boş küme dediği için işte bu olamaz. Olamaz. Güzel bir yaklaşım. Bak burada da diyor ki eğer olursa 0 eşittir 0 olup çözüm kümesi tüm reel sayılar olur. Açıklamasında evet. Yapmışız. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Çok basit. Paydalar eşitlenmesi gerekiyor. Ya da burada x'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa atarız. Kolay. O zaman hemen geliyorum. 3 bölü x'i buraya atıyorum. 3 bölü 4'ü de buraya atıyorum. Burası 5 bölü x. Burada da paydaları eşitleyeceğim şimdi. Bunun altına 2 yazdığım zaman paydalar eşitlenir. 2 bölü 4 eksi 3 bölü 4'ten eksi 1 bölü 4. 5 bölü x eşittir eksi 1 bölü 4'ten içler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir eksi 20 bulunur. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Burada da baktığında dayı, şunun paydasıyla bunun paydası aynı. O zaman ben önce bununla bunu toplayayım değil mi? 2x eksi 1 artı 1 bölü x, sonra bunu yanına yazdım, eşittir 4. Burada 1'ler birbirini götürdü. 2x bölü x artı x bölü x artı 1, 4. Burada da x'ler birbirini götürdü. 2. 2 artı bu oldu. 2'yi buraya yollarsam, x bölü x artı 1, 2. İçler dışlar çarpımı yaparsam burada da x eşittir
2x artı 2 yapar. Bunu da buraya atarsam x eşittir eksi 2 bulunur. Yani gidip de hemen bunun altına x artı 1, bunun altına x, bunun altına x artı 1 yapmam. Düşüneceğiz. Tabii ki böyle soran kişi mutlaka bir pratik bir yolu vardır bunun. Evet. Denkleminin köklerinden biri 2 ise a kaçtır diyor. Kök demek nedir? Denklemi doğru yapan x değeri. Yani x gördüğüm yere 2'yi yazmamı istiyor. Evet. Hemen ben de x yerine 2'yi yazıyorum. 2 çarpı a eksi 2 artı 12 eşittir 20. 12'yi buraya atıp 2'yi dağıtıp işlemimi çok rahatlıkla yaparım. 2a eksi 4 artı 12 20, 2a artı 8 20, 2a 12, a eşittir 6 bulunur. Verilmek istenen mesaj şu, köklerinden biri demek x demektir. Evet. Denklem x'e bağlıysa. Denklemi x'in bütün reel sayı değerler için sağlandığına göre ab çarpımını bulunuz. Yine bütün reel sayılar için sağlanırsa ne olması lazım? Eşitliğin sol tarafıyla sağ tarafın aynı ifade olması lazım. Evet. Burada sağ taraf 0 olduğu için dayı, buranın 0 olması lazım. Değerinde eksi 3 olması lazım. Senden önce de senden sonra da 0 olması lazım. A eksi 5 eşittir 0'dan A 5 çıkar. B artı 3 eşittir 0'dan da B eksi 3 çıkar. Çarpımları da eksi 15 bulunur. Denklem sisteminin çözümünü bulunuz. Ne yaparız dayı bu denklem sisteminde? Dayı bunu küçükken öğrendiğimiz yok etme metoduyla yapabiliriz. Evet. Zaten bize 3 tane yol öğretmişlerdi dayı. Birinci yol yerine koyma metodu. Evet. Yani burada y'yi yalnız bırakıp burada yerine yazmak. Tek bilinmeyeni denkleme indirmek. Evet. İkinci yol karşılaştırma, metodu. Bu y'yi yalnız bırakıp buradan da y'yi yalnız bırakıp x'i birbirine eşitleme. Ya da x'i yalnız bırak, x'i yalnız bırak eşite. Üçüncü yolda senin ilk olarak söylediğin yok etme metodu. En güzeli de o zaten. Evet. Yok etme metodu nasıldır? Gözümüze birini kestiririz. Yok etmeyi düşündüğümüz kolay gelen bir adama ve yok ederiz onu. Evet. Burada 4y var, burada eksi y varsa yukarı 4 ile bir çarpsak yok olur. 4y eksi 4 ile birbirini götürür. 4 kere 2 8x, altta da 3x var, 11x yapar, eşittir. 4 kere 8 32 yapar, 23 de burada 55, 55 x eşittir 5 bulunur. Yani burada yok etme metodunu bu şekilde uygularız. Tabi burayı çarparken şurayı çarpmayı unutmayalım. Unutmayacağız. X yerine de 5'i koyarsak y'yi de 2 buluruz. Denklem sistemini sağlayan x değeri kaçtır? Yine altta yazarız dayı bir gün. Aynen böyle yazarız, yok edeceğiz şimdi. Kimi yok edeyim dayı? Dayı. Ben y'yi yok etmek isterim. Burayı eksi 2 ile çarparsam eksi 2 bölü y diye tercih ederim ben. Çok güzel. Olur dayı. Bak hemen eksi 2 bölü y birbirlerini götürürler. Evet. Buradan eksi 4 bölü x, buradan da 3 bölü x gelir. Eksi 4 bölü x artı 3 bölü x. Buradan bununla bunu çarparsam eksi 2 bölü 3, buradan da 1 bölü 2 gelir. Burası zaten eksi 1 bölü x yapar. Burası da paydalarını eşitlediğimiz zaman eksi 1 bölü x eşittir. Eksi 4 artı 3 bölü 6. Bu da bize bunu verir. İçler dışlar da yaparsak 6. x 6 buluruz. Ya da üstler aynı, altlar aynıdır deriz. Ne gelecek bakalım dayı? Evet. Ax artı b'ye eşittir c. Dx artı e'ye eşittir f denklem sisteminin. Denklem sistemi oldu. İki tane denklem var çünkü. Sonsuz çözümünün olması için a'nın d'ye oranının, b'nin e'ye oranı, o da c'nin f'ye oranı eşit olmalıdır denilmiş. Sonsuz çözüm demek çakışık demek dayı. Üst üste demek. Her şeyleriyle birlikte aynı. X'lerin önünü ve y'lerin önü ve kuyrukları. Oranları birbirine eşit olursa sonsuz çözüm. Aynı doğrular oluyor yani değil mi? Aynı çakışık, aynı doğrular. Veya birbirinin bir katı. Evet. Çözüm kümesi boş küme. A'nın d oranı, b'nin e oranına eşit olmalı ki bu analitik geometride arkadaşlarımız bilirler, bilmiyorlarsa öğrensinler. Eğimlerin eşitliğinden gelir. Doğrular birbirlerine paralelse hiç birbirlerine değen noktalar olmadığından çözüm kümesi boş küme olur. Yani kuyruk farklı olacak dayı. Şuradaki sayılar farklı olacak. Bunların oranları birbirine eşit olacak ama kuyruk farklı olacak çözüm kümesinin boş küme olması için. Eğer a bölü d, b bölü e eşit değilse zaten o çözüm kümesi bir elemanlıdır deriz buna. Bu zaten her zamanki yaptığımız yok etme metoduyla ilgili kısmı. Denklem sistemini sağlayan sonsuz tane x'e ikilisi olduğuna göre m artı n nedir? Sonsuz tane diyor. Birinci yolda demiştik ki bunlar aynı doğrulardır. M bölü 3 eşittir 4 bölü n, o da eşittir 12 bölü 9. Evet. Burayı kapatıp işler dışlar yapıp n'yi, burayı kapatıp işler dışlar yapıp m'yi buluruz. M bölü 3 eşittir 12 bölü 9'dan, bura buranın 3 katı, bura buranın 3 katı olması için m'nin 4. 4 bölü n eşittir 12 bölü 9'dan, bura buranın 3 katı, burası da buranın 3 katı olmalı, n eşittir 3 çıkar. İkinci yol, dedik ki bunlar çakışıksa birbirlerinin aynısıdır.
mx artı 4 ya 12, 3x artı ny 9. Değil mi dayı? Genişletip aynı sayı mı orada dayı? Tabii ki, madem ki bak mesela bu şuraları görmesem m3 n4 derdim. Ama buralar var 12'ye 9. Bunlar kaçla birleşir? Bunlar 36'da birleşir. 36'da. O zaman yukarı 3 aşağı 4 ile çarpabilir miyim? Kesinlikle. Yukarı 3 aşağı 4 ile çarptım. Şimdi o zaman burası 3mx artı 12'ye 36. Burası da 12x artı 4n'ye 36. 3m'nin 12'ye eşit olması için m'nin 4 olması lazım. 12'nin de 4n'ye eşit olması için n'nin 3 olması lazım. Bak dayı, aynı cevabı bulduk. Evet. Kişilerin tercihine kalmıştır, tamam. Artık istediği yolu yapsınlar. Biz de yolları söylemek düşer. Evet. Denkleme her x virgül y ikilisi için sağlanmaktadır. Buna göre m'ye kaçtır? Bak dayı, yine her diyor. Her. Herkes için geçerli. O zaman x senden öncesi de 0, y senden öncesi de 0. O zaman her lafını gördüğümde, bütün lafını gördüğümde eşitlik yapacağım. 0 evet. Eşittir 0. Evet. Karşıda 10 mu var? 10 eşittir 10. Ona ya da onu bu tarafa atarım, 0 eşittir 0 yaparım yine. Evet. Yine dediğimiz gibi m eksi n eksi 5 0, m artı n artı 1 0. Buradan 5'i buraya atarsak m eksi n 5, 1'i buraya atarsak m eksi m artı n eksi 1. Yok etme metodundan taraf tarafa toplasak 2 tane m 4 m 2 çıkar. Yerine yazdığımızda da n eşittir eksi 3 olur. Bizden de çarpımları soruluyor. Cevabımız da eksi 6 olur. İfadesinin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi olamaz? Ne dersin dayı? Dayı, burada bizim ikinci bilgimiz vardı o çerçeve içinde. Onu kullanmak istiyorum. Yalnız kullanmak. Ama yine sorun sonuna olamaz dayı. Diyor. 3 bölü 6, 2 bölü 4 eşit değildir, 5 bölü n eksidir mi diyeceğiz? Hayır, bu boş küme olmaz. Bu boş küme. İşte öyle olma durumu diyeceğiz, olamayan durum orada. Hayır. Olamaz dediğine göre ben bunları paralelmiş gibi düşünüyorum. O sen zaman şöyle deriz, 2 ile çarparım ben veya pardon 2 ile 1. Hayır bak dayı, şimdi çözüm yazı boş küme diyorsa sen dedin 3 bölü 6 eşittir 2 bölü 4 eşit değildir 5 bölü 1 eksidir. Çözüm yazı boş küme oluyor o zaman. Tamam, ama m aşağıdakilerden hangisi olamaz derse ben de bunlar çakışık gibi düşünürüm. 3 bölü 6 eşittir 2 bölü 4 eşittir 5 bölü 1 eksidir. Dediğim an bunlar çakışık olur değil mi? Çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. İşte orada bulduğum m olamaz. Eğer olamaz o zaman. Evet. İşte ona göre işlemimi yapacağım. 3 ya da yok etme metodunu yapıyorum burada. Eksi 2 ile çarptık. Eksi 6x, eksi 4y, eksi 10. Burayı da yazdık. Taraf tarafa toplasan dayı. Bunlar birbirlerini götürdüler. 10 eşittir m eksi 1. Değil mi? Bu onu bu tarafa attın. 10 eşittir m eksi 1. M 11. M 11 olursa olmaz. Hayır, olursa ne olur? Çözüm kümesi olursa çözüm kümesi sonsuz eleman. Sonsuz elemanlı olur. Olamaz diyor. Onun için cevap nedir ne olur? 11 olur. Bak sonsuz elemanlı. Çünkü m ile 11'i koysak 11'den bir çıktı 10. Bura buranın 2 katı. Bura buranın 2 katı. Burada 11 koysam bura buranın 2 katı. Oh ne güzel, o zamanlar çakışık. Çakışık. Çözüm kümesi boş mu olmaz ki çakışık olduğunda. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı. Evet. Yani bunlara dikkat etmemiz evet. Lazım. Bu tip denklemlerde ne yaparız dayı? Dayı, burada ben bakıyorum ben. Hepsini toplarsam 2a artı 2b artı 2c'nin 20, 12'de 32 olduğunu görüyorum. O zaman a artı b artı c'de 16'dır. Evet. Yani böyle durumlarda yapacağımız şey ya taraf tarafı toplamaktır ya çıkarmaktır. Ya yani bunlar yapacağız. Bu soru basit bir soru. Taraf tarafa topladığımız zaman görürsün ki 2a, 2 tane b, 2 tane c var. Eşittir 32. 2 parantezine aldığım zaman 32 ile de sadeleştirirsem a artı b artı c 16 olur. Ama her zaman bu kadar kolay olmaz. Buna göre tabii falan gerekir. Buna eksiyle çarpmak lazım olur. Yukarı 2 ile aşağıyı 3 ile. Buna göre artık yani sorunun zorluğu değişir. Duruma göre davranacak. Mesela buna baktığımızda x eksi 2y artı 2z artı k değeri kaçtır denilmiş. İkinciyi ben eksiyle çarpsam eksi 2'yi görürüm. Hatta artı z olur. Oradan 2z'yi görürüm. O zaman ikinciyi eksiyle çarpmak istiyorum. Yani zaten buraya baktığımda eksi 2'ye. E burada eksi y varsa buradan da bir eksi gelsin ki eksi 2 olsun. Hatta buradan da artı z gelsin ki 2z olsun. 2z olsun. Ortayı eksiyle çarpsak soruyu bitiririz. O zaman hemen ortayı eksiyle çarpıyoruz. X eksi 2y. Bura artı oldu. Artı z artı z 2z artı k. 7, 3 daha 10, 5'i çıkartırsak cevabımız direkt 5 bulunur. X, Y, Z pozitif reel sayılardır. Olduğuna göre Y kaçtır? Böyle durumlarda da çarpma var değil mi dayı? Çarpma var dayı. O zaman
Eskiden ben küçükken hepsi birden çarpardım. Yani x kare, y kare, z kare eşittir işte buranın çarpımı. Sonra kare kökünü alırdım. Oradan x, y, z'yi bulurdum. Sonra da x, y, y isteniyor. Yok, z'ye isteniyor. X çarpı z 20'ye bölerdim, cevabı bulurdum. Ama biraz büyüyünce dedim ki ben çok işlem yapıyorum. Onun yerine y'yi sorduğu için y'nin olduğu yerleri çarpsam. Şuraları. Bak hemen x, y 10, y, z 20. Taraf tarafa çarpsam. X, y kare, z olur değil mi dayı? Evet. X, y, y, z. Ne güzel burada. Şimdi ben y'yi istiyor ya benden. Ben şimdi gidip de x çarpı z, bak x çarpı z yerine 20'yi yazsam işi bitireceğim. X, y, y, z. Burada da x ile z var. Hemen geldim. X ile z'nin yerine 20'yi koydum. 20 y kare 200. Buradan da y kare eşittir 10, y eşittir artı eksi kök 10 bulunur. Pozitif reelsiz sorulduğu için cevapta kök 10 derim. Var mı dayı bir diyeceğim? Yani dayı böyle de yapabiliriz tabii veya şu da aklıma gelebilir. Şu da oranlarsak x bölü z 1 bölü 2 ona göre mesela x bölü z'nin oranı 1 bölü 2 yani. Ben yani x'e k diyeceksin, z'ye 2 k. 2 k kare. Sonra oradan bir oran daha yapalım. Yok bir oran daha yapmayacağım. Şuradan 2 k kare gelir. X çarpı z k'yı bulurum oradan. 2 tamam. K kare 20, k kare 10, k kök 10. Evet. Zaten y'de 1'e 2 oranı vardı orada. Orada da çıkar. Oran orantı bilgimle de rahatlıkla yaparım diyorsun. Yok. Evet. Yukarıdaki toplama işlemlerine göre x eksi z kaçtır? Şimdi bu tabloda da çok basit bir ifade var. X ile y'nin toplamının 20 olduğu verilmiş. Y ile z'nin toplamının 6 olduğu verilmiş. O zaman ben x artı y eşittir 20. Y artı z de eşittir 6 derim. X eksi z'yi soruyorsa 6 eksi eksi ile çarparsam işlem bitmiştir. X eksi z eşittir 14 bulunur. Olduğuna göre x artı y kaçtır? Hayır bu durum nasıl olabilir? Sonuç 0. İkisi de 0 olur bence. Başka çaresi yok zaten. Bir sayının karesinin normal şartlar altında 0 hariç daima pozitif olduğunu geçmiş konularımızda görmüştük. Evet. Sonuç 0 ise o zaman burası mutlaka 0'dır, burası da 0'dır. Başka çaresi yok. Yoktur. X eksi 3 eşittir 0, y artı 2 0. X buradan 3 çıkar, y de buradan eksi 2 çıkar. 1. Bizden x artı y'yi sorduğu için cevabımız da 1 bulunur. Yine benzer bir soru. X artı y artı z kaçtır diyor. Ya kare var, mutlak değer var, kök var. Ve arada hep de toplama var. Ve sonuçta sıfır. Sülalenin sıfır uzmanısın. Yani. Hemen bunu diyorsun. Sen de sıfır, sen de sıfır, sen de sıfır. Buradan x eşittir eksi 3 çıkar. Buradan y eşittir 2 çıkar. Buradan da 4z eksi z sıfırdan z de 2 çıkar. Bizde de bunları topla deniliyor. Cevabımız yine 1 bulunur. Denkleminin çözüm küresini bulunuz demiş bize. Şimdi burada da x eksi 2 var, x artı 2 var. Çarpanların ayırma konusunda x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımının x kare eksi 4 olduğunu demiştik. Evet, x kare eksi 4 değil mi? O zaman hemen payda eşitliğini yapıyorum. Bunun altına x artı 2, bunun altına x eksi 2 koydum. İşlemimizi yapıyoruz. 3x artı 6 yapar. Burayla buraya çarparsam x eksi 2, alt tarafta x kare eksi 4 eşittir karşı taraf. Yukarıda bir düzenleme yaptığımız takdirde 4x artı 4, alttakiler birbirini götürür değil mi dayı? Eşittir 4x eksi 1. 4x'ler de birbirini götürdü. 4 eşittir eksi 1. Oldu. Saçma bir şey mi buldun? Saçma. Boş evet. Çözüm küresi boş küredir dedik. Hatta dayı, diyelim ki işlemlerin sonucunda x eşittir 2 bulduk. Her şeyin nizamı yaptık ve x eşittir 2 bulduk. Olmaz. Hemen paydaya bakıyoruz. 2 burayı 0 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman kusura bakma. Olmaz diyeceğiz. Bazı uyanık sorularda da bunlar yapılıyor. Olduğuna göre y kaçtır? Ne yaparız dayı? Dayı burada da bakıyorum, x kare çarpı y artı x bölü x eşittir 50 demiş. Ya oranlama yapsak olmaz. İşler dışlar yapsak. İş çarpımı yapsak oradan bir şeyler bulabiliriz. Hatta ondan önce dayı, şurada x parantezini alsak al, çok daha güzel olur. Yani orada x parantezini alırız, şunu evet. Aşağıya bölüm diye deyelim. Alalım o zaman dayı hemen. X kare y artı x. X parantezi, işler dışlar yapılmış gerçi burada. Yapılsaydı da x'ler gidecekti. Gidecekti zaten. X kare y artı x eşittir 50x. X'i buraya yolladık. X kare y 49x. Bir tane x, bir tane x'i götürdü. X çarpı y 49 bulduk. Bu kenarda dursun. Sonra buraya geliyoruz. Yine bir işler dışlar çarpımı yapıyoruz. X y artı 1 eşittir 10y. Ben x y'nin biliyorum 49 olduğunu. 49 artı 1 50 eşittir 10y. Y de buradan 5 bulunur. Eşitliğinde x'in hangi değer için y'nin değeri hesaplanamaz denilmişti.
bir tamamsız durumunu kovalayacağız gibi. Kesinlikle. X'in hangi değeri için? Yani demek ki X bir rasyonel ifadenin paydasına gelecek. Paydasına gelecek. Biz de oradan diyeceğiz ki X bu olursa Y'yi bulamayız diyeceğiz. O zaman hemen geliyorum işlemine bakıyorum. Bunu buraya atabilirim değil mi? 1 bölü Y artı 2 karşıya attım, X'i buraya attım. Şimdi benim oran orantı bilgim burayla burayı yer değiştirebilir. O zaman hemen bir yer değiştiriyorum. Bunu yukarıya, bunu aşağıya indirdiğim zaman Y artı 2 eşittir 1 bölü 3 eksisi X oldu. Dayı burada çok bariz belli. X 3 olursa burası 1 bölü 0'dan tanımsız olur. Dolayısıyla da Y'yi bulamayız. Hesaplayamayız yani. X'in 3 olması durumunda Y hesaplanamaz. O zaman arkadaşlar şuna dikkat etsin. X'in hangi değer için Y hesaplanamaz? Yani X'in hangi değer için dediği için X paydada olması lazım. Evet. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. Şıklara eksi 2 ile koyarlar mesela. O Y'nin değer için X hesaplanamaz. Evet. Yani aşağı yukarı konu böyle. Evet. X bilinmeyen, paydaları işlenmesi, ondan sonra bu sonsuz çözüm, daha sonra boş küme ifadelerine öğrencilerimizin çok dikkat etmesi gerekir. Hayırlı olsun diyelim.